Şimdi ne yapacaksın? Kurşunun tükendi. Ve yeniden dolduracak zamanın da yok. Silahını bana gönder. Gösterimizin sonuna geldik. Bum bum bum. Bayanlar baylar, bir sonraki gösterimiz 8:40'ta. Babam silahlar susuyor. Bayanlar ve baylar, lütfen tekrar gelin. Vahşi Batı'nın en müthiş gösterilerinden birine tanıklık ettiniz. Bu eşsiz görsel şöleni arkadaşlarınıza da anlatın lütfen.
Kimse şampiyonumuza meydan okuyacak kadar iyi silah kullanıyor olamaz. Bu akşam saat 8.40'da başlayacak diğer gösterimiz için rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Vahşi Batı'nın en güzel gösterilerini izleyeceğiniz sirkimiz hizmetinizdedir. Böyle bir fırsat ancak bir kez ayağınıza kadar gelir ve bunu kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Silahla oyun olmaz diyenler yanılıyorlar. Gördüğünüz gibi burada silahla her tür numarayı sergileyebiliyoruz. Bayım, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama mermilerin hepsi gerçek gibi. Bir de siz denemek ister misiniz? Hayır, yapamam. Bayağı iyi. Evet, öyle. Evet, bayanlar baylar. Tekliflerinizi bekliyoruz. Şampiyonumuza meydan okuyan kişi yatırdığı paranın tam 10 katını buradan kazanabilir. Buyurun bayanlar baylar. Paranızı buraya yatırın. Büyük şampiyonumuza meydan okuma şansını kaçırmayın lütfen. Bu sizin için eşi bulunmaz bir fırsat olabilir. Şampiyonumuza mücadele edebilirsiniz. Hala vakit varken şansınızı deneyin lütfen. Gelin ve deneyin. Ne kadar keskin nişancı olduğunuzu kendi gözlerinizle görün. Gelin bayanlar baylar, paranızı bize yatırın. Şampiyonumuza meydan okuyun. Hey, gittiğin yere dikkat et. Bir maşım. Rahat. Teğmen, benden neden kaçtın? Sizin üzülmenizi istemedim. Yani üst düzey bir subayın bir sirkte gösteri yapması... Daha kötü bir zamanda gelemezdim. Ne demek istediniz? Hiçbir şey. Bunu hatırladın mı? O benim uğurumdu. Savaşta kazandığım madalya. Pokerde kaybetmiştin galiba. İstersen yine pokerde kazanabilirsin. Artık poker yok. O oyunla işim bitti. 3 yıl geşti ama size borcum olan 5.000'i unutmadım. Para biriktiriyorum ve inanın bana bir gün ödeyeceğim. Size söz veriyorum. Söz veriyorum binbaşı. Sözü nakde çevirmek zordur. Nerede kalacaksınız? Burada, Hapsenville'de. Bir arkadaşım var. Kumarhane işletiyor. İkimiz orduda birlikteydik. Çok kötü bir seçim yapmış. Hapsenville'de kimse para harcamaz. Yirmi siyah. 20 numara masayı alır. İşte bu. Bu kasaba müthiş bir yer. Tam bir batakhane. Kazanıyorsunuz binbaşı. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Şimdi mi? Kasa iflas etmeden kalkalım. İşlerinizi koyun. İşlerinizi koyun bayanlar baylar. Buyurun, 8 numarayı mı seçtiniz? Çok güzel bir bayan. Herkes pişlerini yerleştirsin lütfen. Rulet dönmeye başladı. Zengin bir adamsın. Seni dinliyorum. Tablanızdaki mıknatısla oynamak istiyorsanız Renston civarında büyük oyunlar dönüyor. Orada daha rahat edersiniz. Bakın binbaşım, Hapsenville'deki yaşayanlar dürüst ve çalışkan insanlar. Yakala! Bu mıknatısı gerektiği zaman sen kullanırsın.
Yani mıknatıs olmadan mı kazandınız? Ne şans ama. Şans bunun neresinde? Çok kurnaz bir adam olduğunuza hiç şüphe yok. Yanında çalıştığım şu adam. Onun adı Pickles. Ortak mıyız? Şey... Merak etme. Borcun olan 5000'i ödeyinceye kadar. Bunları kasada mı değiştireceğim? Ya hayır, ben hallederim. Kasabada neden bu kadar çok İrlandalı var? Burada bir klan var. Hapsinville'in gelişmesi için çalışıyorlar. Büyük aileleri var. Bir sürü kardeş, kuzen, yeğen. Hesabını tutmak zor. Aileler Joe McIntock tarafından yönetiliyor. Çok akıllı bir adam. Atlar ve ipek dokuma kumaşlar koydular önüne. Torbalar dolusu altın ve değerli taşlar getirdiler. Onu satın almak için dünya nimetlerinin hepsini ayaklarının altına serdiler. Ama o içe tanrı sevgisiyle dolu bir kadındı. Bütün mücevher ve altınları bir kenara bıraktı. Dünya nimetlerine tapınan erkeklerden uzak kalmak için tanrıya yalvardı. Şiddetten, adaletsizliklerden uzak kalmayı istedi. Efendimiz, bizi doğuştan bildiğimiz masumiyete götür dedi. Ancak bu sayede geleceğimizi sende bulabiliriz. Amen. Amen. Harika bir vaazdı Peder Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Çok güzeldi sevgili Peder. Teşekkür ederim, burada olmak bir onur. Müthiş bir vaazdı Peder, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, Tanrı sizleri korusun. Büyük bir aksilik çıktı efendim. Burada olmaz. Kadınımızın düşmanını yok etmen gerekiyordu ama beceremediğin açık. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun çünkü bizim için çok değerlisin. Tanrı günahlarımızı affetsin. Şimdi ne olacak? Hiçbir şey. Ortaklığımıza devam edeceğiz. Harika bir manzara. Ben Kaliforniya diyorum. Hayır. Büyük bir ihtimalle daha doğrudan. Şey, 10 papelini bahseder misin binbaşı? Çoktan kaybettim bile teyemem. Az önce şuradaki adamla Missouri'den geldiğinize dair bahse girdim bayan. Bu doğru. Sen Louis'de Madame Bossert için çalıştın söyledin. Yine doğru. Orada çalışmıştım. Peki burada ne işiniz var? Şimdi de şansımı burada denemeye karar verdim. Doğru yeri seçmişsiniz.
Hapsimil zenginler cenneti. Burada rahat edeceksiniz. Eminim bir içki içemeyecek kadar yorgunsunuzdur. Sizin gibi biri için her zaman bir istisna yapılır, öyle değil mi? Ne? Hop. Çekin gidin buradan. Eğlenecek başka bir yer bulun hadi. Hala burada mısın? Birini mi bekliyoruz? İşte bu kadar. Çok kolay oldu. Lanet olsun. Biri senin kadar şanslıysa onunla mücadele etmek anlamsızdır. Siz ikiniz dışarı. Bu kişisel bir şey değildi bayım. Bir daha olmayacak binbaşı. İkiniz de çok iyiydiniz. Pickles. Dedan! Biri dayanı öldürmüş. Sirk çalışanların ifadesi son derece açık. Sirk sahibiyle kız arasında bir ilişki varmış. Onun öldürdüğüne şüphem yok. Bu bir aşk cinayeti. Gittiğini görmek beni üzüyor Sabahattin. Fikrini değiştirecek olursa... Edgerinkan benim 20 alabilir. Bana ihtiyacınız olursa tamam. 20 biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bunu daha sonra içerim. Şimdi... İşlerin nasıl? Daha iyi olmaz yabancı. Bu kasaba gelip gidenlerle dolu. Değil mi Bay Başkan? Ne dedin sen? Bay Başkan mı? Atımın adı Bay Başkan. De! Göründüğünden daha güçlüdür. Soğuk suda dahil bütün lüksün olacak. Burası özel misafirlerim için ayırdığım bir oda. Güzel. Tek sorun senin odanla yan yana olması. Böylece gerektiğinde yardım ederim. Hangi konuda? Sirkteki o olayla bir ilgin olmadığını çok iyi biliyorum. Tabii şu kızla da. Yanılıyorsun. Bir kızla ilgili bilgiyi ondan almıştım. 2 aydan beri o sirkte birlikteydim çünkü önemli bir ipucu yakalamıştım ama şimdi... Dur biraz, yardıma ihtiyacım varsa yani... Evet.
Bir parmağa daha ihtiyacım olabilir. Kızılderililer acımasız insanlar. Neyse, ben her zaman hizmetindeyim binbaşı. Bana güvenebileceğini biliyorsun. Unutma binbaşı, savaş sırasında sizin, yani güneyin tarafındaydım. Galiba kaybetme sebeplerimizden biri de buydu Teğmen. Hey yabancı, vergiyi ödemedin. Bak, işte burada yazıyor. Temel ihtiyaç maddelerinde %5 ve randevu harcamalarında %50. İndirimi yok mu? Tıraş olmak lükse giriyor. Vergisi %20. Ya ödemeye yanaşmasam? Yaşasın Hobson Will McIntokları. Hobson Will bayanlar ve baylar. Hepimiz kasabamızın genişlemesini ve zenginleşmesini istiyoruz. Diğer kasabaların saygısını kazanmak zorundayız. Bunu yapabilmek için hepimizin daha güzel yarınlara bir katkıda bulunması gerekiyor. Aa, sevgili dostum. Benim cömert dostum. Şu adamı görüyor musun? Bir yıl önce senin silahının aynını 12 dolara satın almıştım. Vergili ya da değil, buna 24 dolar istemen yasal bir soyguna benziyor. Almazsan alma bayım. Zaten burada yabancılardan hoşlanmayız. Sevgili vatandaşlar, şu yabancının söylediği saçma sözlere kulak asmayın. O sizi insanların kanunlarına saygı göstermiyor. Kutsal kitabımıza ve kutsanmış kurtarıcımıza da. Sapataya karşı gelme. Bu deyimlere bile girmiştir. Ha, bir şey yok, bir şey yok. Adamdan püromu söndürmesini istemiştim. Hepsi bu. Hepimizi kandıranlar kimler biliyor musunuz? Ben biliyorum. McIntoklar. Hileye, şiddete ya da paraya başvuran bir kişi, masum insanları oyunlarına alet eden bir kişi varsa, kimse ona iyi bir Hristiyan diyemez. Hiç kimse. Şunu bir dene. Seni her gördüğümde biraz daha güzelleşiyorsun. Buraya gelsene. O paketin içinde ne olduğunu söylememe gerek var mı? Hayır, ben anladım bile. Ama gazetelerde her okuduğuna inanmazsın değil mi? Gördüğüne inanmayı tercih edersin öyle mi? İsterdim ama şimdi sırası değil. Peki ya sen yukarı çıkmak ister misin? Merhaba canım. Söylediğim gibi yaşlarını anlamak için öncelikle gidip... Kadının dişleri çoktan dökülmüş olmalı, öyle değil mi? yapma Rozet. Rozet, ben ineğim Evlina'dan bahsediyordum. Senin yaşınla ilgili bir yorum yapacak değildim. Ama madem işi kişiselleştirdin, daha bu sabah erkenden kalktım. Şemsiye için harika bir yer. Oho. Bakabilirsin ama dokunmaya sakın kalkma ufaklık. Hayır, buraya her gün gelirim. Her gün mü? Yalnız bir türlü cesaret edemiyorum. Maggie seni soruyordu. Senden para almayacağını söyledi. Sadece kasaba planlama vergisi. Ya onu da ödemezsem? Sana çıkışı gösteririm ve kapıyı da açık bırakırım. Buna gerek olacağını hiç sanmıyorum dostum.
O zaman gidelim. Çak! Nereye gittiğini sanıyorsun? Şarkıcı kadınla bir randevum var dostum. O prova yapacak. Ben siz gösteriye başlayabileceğini sanmıyorum. Neden? Sen de kimsin? Ben onun suflörüyüm. Hey dostum, vergiyi ödeyeceğim. Şaka yaptım. Sabahattin dur! Bir suflör için bu hiç fena değil. Ne suflörü canım? Adam sahne müdürü falan olmalı. Haklısın. Şu tarafa geçelim. Ay ay, lütfen lütfen. Vatandaşlar. Sabata, dikkat et. Bunu kullan yabancı. Ona kapıyı gösterdiğin çok iyi oldu. Bu İrlandalılar her işe karışmaya başladı. Opron'un işi bitmiş. Pekala Sabata, burada neler oluyor ha? Kasabanın vergilerini ödemeyi reddediyor. Bu doğru değil. Sizin vergiler yasal bir soygun diyor. Kanunlarımıza uymayacaksan buradan gitmeni tavsiye ederim sana. Hey, bekle biraz. Yabancıyı tutuklayacaksın değil mi şerif? Şerif! Hey Melih! Ben geldim! Daha önce aranızda 50'lik banknot gören oldu mu acaba? Durun yavaş. Sen ihtiyar itip durmayı bırak. Daha yukarı çıkmadan ölüp gideceksin. Canın cehenneme serseri. Yabancı anlamazlığa gelmekten vazgeç. İncil şöyle der. Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran. Burada işini görüyorsun. Benim gibi düşünmüyor olabilirsin ama senden hoşlandım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O vergiler olmasaydı Hapsinville asla bugünkü konumunda olmazdı. Yani kasabalar isteyerek ödeme yapıyor. Çünkü McIntock'un yaptığı bu düzenlemeden... Eğer davulunu çalmaya devam edersen onu delik deşik ederim. Burası huzurlu bir yer. Kasaba sakinleri kanunlara uyar. Ve daha iyi bir gelecek için üzerlerine düşeni öderler. Güm güm güm. Hepiniz davulcunuz gibisiniz. Yavaş. McIntock. Klanın reklam için çok fazla harcama yapıyor, öyle değil mi? Peki paran nereden geliyor? Bana iyi bir kumarbaz olduğunu söylediler. Şansımı zorlamaktan hoşlanırım. Hı hı.
bir yıl önce Hamsville'e senin gibi davranan bir adam geldi. O da bir silah taşıyordu. Ve sürekli yolumuza çıktı. Ama sonra bir anda kayboldu. Sanırım biri onun hesabını gördü. Belki de korktu ve çekti gitti. Kumarda hile yapabilirsin. Ama bunun için riske atılmaya değer mi? Doğru demez. Sen de aynı riske atılman McIntop. Bekle bir dakika. Sen kimsin? Şansını zorlamayı seven biri. Kahvaltıdan önce döneceğim. Aşk yapmaya ne zaman başlayacağız? Customers of yours? I don't know anything about them. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Yeterince antrenman yaptım. Unutma, gürültü çıkmayacak. Bakın buna varmıştı. Gürültü için üzgünüm. Galiba anneleriniz sizi bekliyor. Güle güle. Bana geri kafalı diyebilirsin Maggie ama böyle oyunlardan hoşlanmam. Yaralanan var mı? Biraz huzur istiyorum. Şimdi izninle. Biraz dolaşmak istiyorum. McIntock'ları anlamaya çalışacağım. McIntock'larla asla anlaşamayacaksın. Çok iyi gidiyorsun. Ya sen Bay Başkan, kendine ne zaman bir kısrak bulacaksın? İşte yeni kilisemiz buraya kurulacak. Yeni okulumuz da tam şuraya. Yeni bir erzak deposu, hırdavatçı, demiryolu istasyonu ve bir banka. Ve Teksas'taki en büyük ve en teçhizatlı hastane. Buna inanıyor musun? Yeni gazetemiz de tam şuraya inşa edilecek, gördün mü? Evet. Bu yüzden vergini ödemek zorundasın. Fazla bir şey değil. Temel ihtiyaç malzemelerinde %5, lüks harcamalarda %20, kadın ve içkide ise %50. Tıraş olmayan biri için söylemesi kolay. Bay McIntock'u tanımadığın için böyle konuşuyorsun.
O son derece dürüst bir adam. İnşaatlara başlamadan önce bütün paranın toplanmasını bekliyor. İkinize de merhaba. Merhaba Branko. Hadi gidin buradan serseriler. Size kaç kez söyledim, buradan uzak durmalısınız. Yakalarsam gününüzü gösteririm. Burada ne işin var Maggie? Kârımdan yediğinin farkında mısın? Benim kârım. Şuradaki ikisi dilediğin ücreti ödemeye hazır. Sorun çıksın istemem. Kim bunlar? Brenner kardeşler. Yılda iki kez Kaliforniya'dan buraya iş için gelirler. Kaliforniya. Orada altın çoktur. Fişlerinizi koyun bayanlar baylar. Fişlerinizi koyun. Teşekkür ederim bayan. Evet bayım, siz de koyabilirsiniz. Yanımda dur ortak. Bana şans getiriyorsun. Üzerinde bir mıknatıs oynadığını haber aldım sana. Kim söyledi? Bu gizli bir bilgidir. Ayrıca başka yasa dışı şeyler taşıdığını da biliyorum. Bronu bana verebilir misin? Bu eli kazanamazsan seni tutuklamak zorunda kalacağım. Çevir şunu. ...14 kırmızı. Hiç fena sayılmaz. Çok güzel oldu. Çok güzel. İşleri bozdum. Sakın vergi filan da ödeme. Bu konuda fazla acele etme.
Bu bir beceri oyunudur. Tahterevalli tekmeyle yukarı kaldırılır ve havaya yükselen bozuk parayı kapan her ikisini de kazanır. Yalnız bu defa gümüş paralar kullanmak yerine bunlarla oynayacağız. Çok tehlikeli. Hadi yürü yürü, ben gideceğim oradan. Çabuk, kaçın. Tamam, gel. Aceleydin, aceleydin. Çabuk, bir an önce çıkalım buradan, hadi. Teğmen, şimdi yardımınıza ihtiyacım olabilir. Dörder adım geri. Daha ne bekliyoruz? Ateş et. Belki bunu alman gerekirdi. Nasıl çalıştığını göstereyim. İyi şanslar, sonra görüşürüz. Bana oyun oynarsınız ha, hepinizin derisini üzeceğim. Bu iş burada kalmayacak. Göreceksiniz gününüzü. Adamın dingilini neden söktün söyler misin? İçeride lazım olmuştu. Boynunuzu koparacağım. Göreceksiniz gününüzü. Yavaş yavaş yavaş. Nereye gidiyorsun Bay Başkan? Biraz sakin ol. Teğmen. Bu iş başına patlayacak. Buralarda patron benim. Benden başka kimse emir veremez. Hiç kimse.
Hapsınbil gibi huzurlu bir yere şiddeti soktun. Burada yasalara öncelik veriliyordu. Yeniden yapılanma programımız herkese örnek olabilecek nitelikteydi Clyde. Bu yalnız Joe McIntyre'ın meselesi değil. Arkadaşın başımıza büyük dertler açtı. Ne zaman gidecek? Biz ortak olduk. Elimde değil, beni buna mecbur bıraktı. Ona eskiden kalma bir kumar borcum vardı. $5,000 istiyordu. Sana o parayı vereceğim. Kurtulacaksın. Bu kasaba tam bana göre bir yer. Demek ki McIntyre benden kurtulman için sana $5,000 ödedi. Benimle ortak kalırsan bundan fazlasını kazanırız. Senin amacını anladım. Ya beni kazıklamaya kalkarsan? Ben senin gibi değilim. Öyle mi? Albayın dul karısıyla eğlenmek için parmağını kaybetmeyi göze alan bir adamın sözüne güvenmek oldukça zor bir iş. Elbette tamam, senin suçun yoktu. Kadın güzeldi, adam bir domuzdu ve bunu hak etmişti. Ama eline geçen her fırsattan istifade ediyorsun sen. Kenara çekil! Ne düşünüyorsun? Sana mı ateş ediyorlardı, bana mı yoksa? Belki de ikimize birden. 5,000'i geri almak istemişlerdir. Ortak mıyız? Evet. Sonuna dek. Sabatay'ı tanırım. Seni mahvedecek ve hepimizin sonu gelecek. Yeter! Hadi gidelim. O benim saatim. Geç otur. Bakın binbaşım, Hobsonville sakinleri tarafından ödenen bütün o vergiler, $100,000'lar, bunların hepsi Jeremy Winnie'nin kasasında durur. Kasaba bankeri yani. Ve McIntyre'un müstakbel eniştesi. Neden? Servetin aile dışına çıkmasını istemiyorlardı ondan. Paranın hala orada durduğundan emin olmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? O kadar zor değil. Bir davulcu sahibi olmak yeterli. McIntyre'a sonuna kadar inanan, onu bir tür aziz gibi gören bir adam yeterli. Biliyorsun. Sevgili Hobsonville sakinleri, Joe McIntyre'un önemli bir açıklaması daha var ve bunu da şahsen yapmak istiyor. Dostlarım, geçen 3 yıl zarfında bana hep güvendiniz. Bu açıklamayı beklemeniz benim için gurur kaynağı oldu. İşte şimdi söylüyorum. Uzun vadeli inşaat planımıza başlıyoruz. Hobsonville'i daha iyi bir yer yapacağız. Hepimizin gurur duyacağı bir kasaba. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın huzur içinde yaşayacakları bir cennet. Kadınlarımızın ahlaki değerlere nasıl sahip çıktıklarını anlatmama gerek olduğunu sanmıyorum. Çocuklarımız da bu değerlerle birlikte... Çok yaşamasın, çok! Hayır, hayır, hayır! Ya.
Durun. Lütfen. Ben şiddetten nefret ederim. Olağanüstü bir konuşmaydı Joe. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın ne yapardın? Demek McIntosh'la böyle savaşıyorsun. Şey, tek yol seninki değil binbaşı. Bu işi sulandırma lütfen. Arkadaki nöbetçilerden kurtulmanın bir yolunu buldum. Anlat bakalım. McDonald. Hemen aşağıya. Geliyorum. O'Brien. Benim Verdi. Kapıyı aç. Olmuyor. Bu işte bir tuhaflık var. Sen de ne? Ben mi? Hayır. En üstteki küreyi kaldır. İkinci bir kilit. Bunu bilmiyordun. Emin değildim. Anahtar kaldı. Orada bırak, yürü. Bavullar. Hemen bavulları getir. Çabuk ol.
Ya! Binbaşı, ben... İlk defa ıskalıyorum. Tekeri yerine takın. Dinle ortak. Kasabaya dönüyoruz. Kasabaya mı? Peki paralar ne olacak? Orada bizi sırtımızdan vuramazlar. Bavulları taşıyanların peşine. Hadi çabuk. Onca para varken bir saatle neden vakit kaybediyoruz? Bu nadir bulunan bir saat. Ahıra bakalım. Buraya geliyorlar. Arkaya götürelim. Ya paranız ya canınız. Yabancı. Burada pis bir koku var. Çalın bakalım. Temizlik zamanı. Teğmen, nereye gidiyorsun? Sadece saklamaya çalışıyordum. Çünkü ben bir... Lafı uzatmayalım. Öyle ya da böyle yakıyı ele verdin Teğmen. Bu arada... McIntock'un küçük sevgilisi bir dolap çeviriyor. İkimiz de kandırıldık ortak. Bu arada paranın sahte olduğunu sana söylersem ne dersin acaba? Sen delisin. Bu yalan. Bu bir şaka. Ben de öyle düşündüm. Clyde! Clyde, sana bir şey söylemeliyim. Bunu zaten biliyorum. Paralar sahte değil mi?
McIntock sandığımız kadar aptal değil. Gerçek paraları nerede saklıyor? Ben nereden bileyim? Yalancı. Bavullar. Bana neden inanmıyorsun binbaşı? Bir kez olsun ha. Pekala beyler. Hadi gidelim. Ben nereye gideyim? Burada bir bayan var. Kabalaşmak istemem. İşte son partide hazırlandı. Harika görünüyorlar, değil mi? Evet, ne oldu? Bundan kimse şüphelenmez. Bu fikir hiç hoşuma gitmemişti. O kadar çok denedin ki beynini madende bir yerlere bıraktın. Öyle değil mi? Birkaç gün sonra gidiyoruz. Kasaba aptallığına yansın. Onlar bunu çoktan hak ettiler. Sahte altınlar. Tabii paralar da cabası. Burada gerçek bir servet yatıyor. Kasabadan uzaklaşmamız yeterli olur. İstediğimiz her şeyi alırız. Kimse bize engel olamaz. Artık işin sonuna geldik. Cennetteki yüce babamız, sen iyi ve cömertsin. Kullarının da öyle olmasını sağla. Bizleri kutsa. Amin. Bu saati adamlarından birinde buldum. Pickles'a ait. Pickles eski bir sabıkalı. Profesyonel bir kalpazan. Sirkle çalışanların çoğu becerikli zanaatkarlar. Pickles'la savaştan hemen sonra tanışmıştım. Bu yeteneğini de o zaman keşfettim. Bundan çıkar sağlayacağını biliyordum ve peşine takıldım. Bu çok ilginç. Sirke katılmamın sebebi de buydu. Güzeldi. Sirkin renkli dünyası hep ilgimi çekmiştir. Buraya yılda iki kez geliyordu. 3 yılda McIntock projesi için 6 kez sahte para taşıma fırsatı buldu ve... Aslında buraya tüm iyi niyetimle gelmiştim ama bir İrlandalı için... pek misafirperver değildim. Viski? Başım dertte. Elimde sahte $1 milyon var ve ne yapacağımı bilemiyorum. Şimdi gerçek para sende. Öyleyse bunu almak için neden o kadar uğraşıyorsun? Bekle biraz. Belki de gerçek paraları yerine koyacağın içindir. Tabii elbette. Onlar Kaliforniya'da, öyle değil mi? Altın bulamayan madenci onu satın alıyor. Oyununu bozmak istemem. Bu yüzden altının %10'una karşılık paralarını vereceğim.
Daha sonra bankaya uğrar payımı alırım. Ortağınla konuşsa niye dersin? Bu asla yanına kalmaz. Endişelenmiş gibisin. Bir yudum alsana. Gösteri sona erdi. Ben artık gideyim. Banka kapanmadan hemen önce gelirim. Sabata. Bankada olmaz. İstediğin miktarı elden veririm. Madene gel. Sahte param. Sen ne yaptığını sanıyorsun yabancı? McIntock'un işine ortak olmak yerine bunu kasabadaki insanlara anlatabilirsin. McIntock bana gerçek paradan %10 pay vereceğini söyledi. Boş yere uğraşmış olmak istemiyorum. Buna ne diyeceksin? Bana güvenmiyor musun? Hey yukarıdakiler, patron sizi bekliyor. İsterseniz vagonu kullanın. Halk için. Yabancı. Yabancı, sen nasıl kurtuldun? Yabancı, bunu nasıl yaptın? Hata ettin dostum. %10'umu yarın akşama kadar alamazsam Hapsinville kasabası yaptığın sahtekarlığı öğrenecek. Ah, dün gece de eğlendiniz mi? Bu ihtiyarın nesini seviyorsun? Değmen, bu tür sorular sormamalısın. İstersen Jackie'ye birkaç ders verebilirim. Okul alt tarafta. Maggie okulda ders mi veriyor? Hangi konuda? Senin gibi cahillere eğitirim. Yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Ve hoşuma gidiyor. Veliler onun çalışmasından çok memnun. Binbaşı, vakit dolmak üzere. McIntock nerede? Sevgili vatandaşlar, bir an önce evlerinize dönün. Burada çok büyük bir patırtı kopacak. Kaçalım, kaçalım.
Açın. Rüyasındaki kız kardeşimiz hala kilisede seni bekliyor dostum. Evlenmeyi mi düşünüyordun? Kardeşimin oğlu oldu. Çok dikkatsizsin binbaşı. Bir şeyin peşindeyseniz gelin alın. Şu davul. Onu aç. Hey sıska. Sen onun silahını al. Ben mi? Yankilerle de aynı durumu yaşamıştın. Ama o zaman bir planın vardı binbaşı. Al şunu. Zaman sakladın. Her zaman üzerimdeydi. Kimseye güven olmuyor. Nihayet. Pokerde kazanmalısın. Branko, neyin var senin? Şu küçük oğlunu düşünüyordum. Artık kimsesiz kalacak. Benim gibi, onun gibi. Sen şanslıydın yabancı. En azından sana bakacak bir annem vardı. Çok yazık. Aa, bu doğru mu? Galiba öyle. Dünya nereye gidiyor böyle? Benimle gelmen gerekiyor Sabah'da. Sen geldiğinden beri kasabada huzur bulamadık. Bunun hatası değil Şerif. Onları öldürmek zorundaydı. Kendini savunmaya çalışıyordu. Onun hiçbir suçu yok. Geri çekilin. İzin verin. Geri çekilin. Size açılın diyorum. Hadi geri çekilin. Onu benim taşınmamı ister geri misin? Çekilin. Büyük bir zevkle taşırım yabancı. Thank you.
İşte cinayet silahı şerif. Tamam. Şu cinayeti bir inceleyelim. Şerif. Pickles. Sirk sahibi Pickles, Diane'i boğuyor. Pickles çok tehlikeli bir adam. Buraya kadar geliyor ve beni öldürmek isterken silahımla vuruluyor. Peki geliş sebebi nedir? Çok komik bir adamsın Sabahat. Ama bu boynuna geçirilen ilmeğin gevşemesini sağlamayacak. Üzgünüm, boşa zaman harcıyorsun. Bu arada Pickles öldüren kişi de parayla kaçıyor. O $1,000,000 bizim malımız. Kasabamızın malı. Buranın zengin ve saygıdeğer bir yer olmasını sağlayacak. Branko, asla kanunları çiğneme. Bekleyin biraz. McIntock projesindeki paralardan mı bahsediyorsunuz? Bana $1,000,000 karşılığında 6 saat ver. Eski madeni duydunuz mu? Altın çıkmış diyorlar. Evet, evet, altın çıkmış. Ha? Doğru mu? Evet, ah, ben de öyle. Altın sabun. İnanılır gibi değil. Altın varmış, altın. Eski madende altın. Altın, altın. Altın çıkmış eski madende. Evet. Diyor bunu ya. Duydunuz mu şerif? Eski madenden altın çıkmış. 20 yıl sonra mı? Bu mümkün değil. Bir patlama olmuş ve etrafa altın saçılmış efendim. Herkes madene gidiyor. Hadi hemen oraya gidelim. Yürüyün. Bu ne sanmıyorum. Bu da Kurnaz McIntock'un planı olmalı. Orayı daha geçen hafta gördük. Dinle yabancı. Bu durum biraz fazla karıştı. O sahte paralarla ne yapacağız söylesene. Gerçek paraları geri alacağız tabii ki. Ha. Evet şerif. 6 saat sabah. Gittiğimiz yerde sana ihtiyaç olmayacak. Sen Louise'le görüşürüz. Maggie. Seni özleyeceğim. Sabah da senin peşine düşecek. Bu çağırdı bir yerde bizi gözetliyor olmalı. Bu yüzden gidiyorum. Sen burada kalacaksın. İçeri gir. O altını bulmak istiyorum. Nereden başlayacağız? Mutfaktan başlayalım, acele et. O geri dönmeden bulmamız gerek. Şşş.
Artık size ihtiyacım yok. Geçidin hemen dışında buluşuruz. Sabaha gelecek olursa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Pekala. Hadi gidelim. Hop! Ne yaptığımızı anlayabilmiş değilim. İrlandalı bir tarafa gidiyor. Şu kurayı söndürsene tarafa. Lütfen. Ha. İşte söndü. Hey Branko. Sana pronu söndürmeni söylemiştim. Hadi koş. Yabancı. Gördün mü? Prom zaten sönüktü. Sen kaybettin Sabata. İlk arabanın peşine düşmeliydin. Altını çoktan götürdüler. Götürdüklerini sanmıyorum. Onu babana bile emanet etmezsin. Ortana bıraktığını da sanmıyorum. Ama merak etme, bana bir borcun kalmadı. Paranın kimden geldiği umurumda değil. Hapsınville halkı bana %10 verecektir. Çaldığın paraları onlara teslim edeceğim. Çok haklısın yabancı. Bu konuda endişelenme. Halk onu kurtaran kişilere karşı daima cömert olmuştur. Ohohohoho. Onlara senden söz edinceye dek bekle. Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Çünkü siz de altının peşindesiniz. Ve onu kendinize saklamak istiyorsunuz. Ama boşa zaman harcıyorsunuz. Çünkü o altını bulamayacaksınız. Ne düşünüyorsun? O altın hiç kimseye emanet etmeyeceği doğru. Onu vermektense ölmeyi yeğler. Hey! O para için ölmeye değer mi? Ben bunu denemek istemem Branko. Buldum. Altını buldum, hepsini buldum. İşte buradalar. Ben altınla ilgilenirim. Sen üst kata çık ve gözünü dört aç sevgilim. Acele et. Pekala kız kardeşim, alıp döneceğim. Sen burada bekle. Kapı kilitli galiba. Hadi kırın şunu. Senin burada ne işin var? Altının peşindeydin değil mi? Hayır Joe. Evet öyle Jackie.
Hayır. Herkes gibi sen de bir hainsin. Hayır. Bana yakınlaştın. Sadece paramın peşindeydin. Altını almaya çalışıyordun. Benim altınımı Jackie. Kurtar beni Clyde. Clyde mı? Hayır, hayır. Clyde bana yardım et. Hayır. 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 Çek. Kız kardeşimi neden öldürdün? Onu öldürdüğüne göre beni de öldürmelisin. Ama bunu yapamayacaksın. Sadece bir torbaymış, bizi kandırdı. Her şey yolunda Bay McIntock. Hey sen, arabayı hazırla. Tek yapmamız gereken altını takip etmek. Sence ihtiyar doğru olanı mı yapıyor? Buradan bir an önce uzaklaşması çok mantıklı. Burada kayaların altında duruyordu. Küçük bir torba. Onları kandırdı ve altın yok. Son of a bum 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 bum. Kır şu kilidi. Ateş et.
Pekala, şimdi beni dinleyin. Sabahta ve adamları bu civarda bir yerde. Onları bulun ve sağ kalmalarına izin vermeyin. Anladınız mı? Kurşun başına 20.000 dolar. Hey ortak, seninle konuşmak istiyorum. Silah tamamen doluydu ve ateş etti. Seninse 4 kurşunun var. Sabata, onu yakaladım. Makintok elimizde. Şimdi kendini benim yerime koy. O bana 20.000 dolar veriyor. Sense altını bulduktan sonraki %10'un yarısı. Ama altının yerini bilen tek kişi o. Tabii benim altının yeri konusundaki tutumumu da anlamalısın. Ona söylemeden önce öz annemi bile öldürürüm. Madem öyle olacak, şu işi bitirelim. En iyi anlaşmayı seç. Sabata! Benim altınlarımı alamazsınız. Çakallar gibi tepeme üşüştünüz. Ama alabildiniz mi? Hayır. Kimse benim altınlarımı alamaz. Çünkü yerlerini bilen tek kişi benim. Ve bütün altınlarım burada saklı. Kimse bilmiyordu. Sahte altınlarla herkesi kandırdım. Hapsin bir halkını dolandırdım. Herkesi kandırdım. Binbaşım. Teğmen.
Hayır. Hayır. Hayır! Söylediğini duydunuz değil mi binbaşı? Onu duydunuz. O altınlar bu odada bir yerde. Ama nerede? Nerede? Teğmen. Bu senin uğrundu. Geri almak istemez misin? Bütün kağıtlar burada binbaşı. Hileyi biliyorsunuz. Kasayla oynuyorsunuz. Ve kasa benim. Ama ben bu eli oynamıyorum. Çok iyiydi binbaşı. Evet öyle Teğmen. Pekala. Pas. Biliyor musun yabancı? Bu sirkte yaptığın numarayı bile açtı. Bir tek müziğimiz eksik. Gösteri sona erdi. Hadi durma. Ateş et. Bu senin uğrundu. Onu tekrar kazandın. Buradan ayrılıyor musun? Beni yanına almayacak mısın? Binbaşı. Ortak. Tetik parmağına yeniden ihtiyacın olacak. He? Değil mi? Parmağım. Olacağını sanmıyorum. Buraya gelin. Ah!